Belediye başkanım, belediye oldu ki. Arkadaşlar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam arkadaşlar, teşekkür ederim. Arkadaşlar yeni çalışalım bak, onu söyleyeyim. Efendim abi. Efendim abi. Arkadaşlar bir halkaya şeyin teşekkürler. Yanlarda polislere bakayım arkadaki. Aa tekrar ben de polislere bakayım. Polislere bakayım. Polislere bak. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şunu bir açalım. Ya şimdi liman geziyorum. Hepsi amca, hepsi dede, hepsi baba. Normal fırtınalarda
Haberini alır almaz elinizden kaçmaya başlıyoruz. İçeriye giremeyeceğimizden dolayı. Oradan da az bize doğru başkan. Eski kötü ses almaya çalışıyoruz. Eski Sağ başkan görüşmek üzere teşekkür ediyorum. Peki Allah'a emanet olun. Arka tarafı çok da gidecek gibi değil ya. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bütün projeleri tek tek verdik. Hem sürelerini tek tek verdik. Ama yine de uygun görüyorsanız değerli arkadaşlar. Tabii değerli bakanımıza teşekkür ederiz. Davetleriyle milletvekilimize birlikte geldik. Değerli valimiz, değerli il başkanımız, belediye başkanlarımız, herkese. Düzce'den başlayarak bugün yaklaşık 2 saatlik Düzce'nin bütün projelerini masaya yatırdık. Mevcut durumu ve önümüzdeki dönem yapmamız gerekenleri tek tek üzerinden geçtik. Ve daha sonra da valilikle Düzce'nin ve 7 ilçenin bütün ihtiyaçlarını yaptıklarımızı yapacaklarımızı takvimleyerek söyledik. Bir huyumuz daha var. Bir sonraki gelişimizde, bir önceki gelişimizde söylediklerimizin hepsini tek tek ne aşamaya getirdik, ne durumdadır diye sayıyorum. Öyle bir özelliğim var, onu da söyleyeyim. Ama memnuniyetle ifade etmek isteriz ki Düzce'de ve ilçelerinde, tabii şu anda da Akçakoca'dayız, Akçakoca'da da başlattığımız bütün projelerle ilgili öngördüğümüz hedefler doğrusunda çalışmalarımız yürüyor. Ve bundan sonra önümüzdeki 3 yılda Düzce'de ve ilçelerinde yapacaklarımızı ki orada yine açıkladık. Programladığımız gibi başlayacağız ve süresi içerisinde inşallah bitireceğiz. Sizlerle birlikte göreceğiz. Ama Akçakoca ile ilgili bir değerlendirme yapmak gerekirse Akçakoca'nın mevcut barınağının yat limanı haline getirilmesiyle ilgili sözümüz vardı. Onun etüt ve projelerini yapıyoruz. Tabii buranın yat limanı olabilmesi için onun yerine bir balıkçı barınağı yapılması gerekiyor daha doğu tarafta.
Onun da şu an etüt projeleri devam ediyor. Etüt projeleri, ÇED'i imarı biter bitmez onun yapımına başlayacağız. Ve yine Akçakoca'da çok uzunca bir sahil var. Ancak ilçe merkezinde insanların daha rahat denize girebilecekleri sahillerin oluşması adına da mahmuz ihtiyaçları vardı. Onların da etüt projelerini yapıyoruz. Onları da inşallah bu sene bitirir bitirmez hepsinin yapımına başlayacağız. Onun dışında yine Akçakoca'yı ilgilendiren ve Sakarya istikametindeki Karadeniz sahil yolunun proje çalışmaları bitiyor. Proje çalışmaları biter bitmez yapımına başlayacağız. Bu çok önemliydi. Yine Akçakoca içerisinde mevcut yolun daha önce yaptığımız bir kısmı vardı. 6 kilometrelik de yapılması gereken kısmının 3 kilometresi bitti. Kalan 3 kilometre Heyelanlı bölge dahil ihalesini yaptık. İş başladı. İnşallah bu sene sonuna kadar orayı da tamamen bitirmiş olacağız. Ve yine tabii en önemli yollardan biri Düzce'yi Akçakoca'ya bağlayan mevcut yolun standardının yükseltilmesi, kaliteli asfalt hale getirilmesini de siz de gördünüz. Değerli bakanımızla, değerli arkadaşlarımızla incelemelerde bulunduk. Hatta finisherin çalıştığı alanda da bizzat gözümüzle gördük. Çok özel bir asfalt uygulaması yapılıyor. Bazalt taşın olduğu mastik taş asfalt dediğimiz çok özel bir asfalt uygulanıyor ki en az 15 yıllık çok kaliteli bir ömrü olacak. Onu da inşallah orada ilde açıkladığımız gibi kısa sürede bitireceğiz. Tekrar söyleyelim. Çok güzel bir gündü. Çok verimli bir gündü. Biz değerli Sanayi Bakanımızla birlikte ülkenin her yerinde olduğu gibi sanayinin olmazsa olmazını ulaşım ve erişim ve ulaşımın da sağlanmasının tek başına bir anlam ifade etmediğini, çünkü insanımızın yaşam standardını yükseltiyoruz. Taşımacılık anlamında, yolculuk anlamında yaşamına konfor katıyoruz ama bunun yüklerle birlikte, sanayiyle birlikte, endüstriyle birlikte çok daha anlamlı hale geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla iki bakanlık ülkenin her yerinde kol kola, el ele birbirini destekleyecek bir proje süreci yürütüyoruz. Aynı şeyi Düzce'de de inşallah yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz. Tekrar söyleyeyim ki AK Parti hükümetleri döneminde biz yapmayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik. Verdiğimiz her işin de gereğini yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de ilde değerli bakanım ve değerli arkadaşlarla birlikte verdiğimiz sözleri tarih tarih verdik ki onları da aynen sözümüzde durarak gereğini yerine getireceğiz. Ve inşallah Düzce, eski Düzce değil, çehresi çok değişmiş durumda ama inşallah bu sene sonu birçok proje bitiyor. Önümüzdeki yıl ilave birçok projenin bitmesi suretiyle de gerek Düzce'nin gerek ilçelerinin çehresi çok daha fazla değişecek. Bunu tekrar söylemiş olalım. Ve inşallah tekrar Düzce'de, Düzce'li hemşehrilerimizle buluşmak üzere çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, teşekkür ederiz. Akçakoca'ya bir havalimanı gerçekleşecek mi? Böyle bir söylentiler vardı. Pardon. Öyle bir projemiz yok. Yani, yok. Evet. Olanları söylüyoruz, olmayanları da söylemiyoruz. Arkadaşlar, Sayın Bakanımız açıklamalarını yaptı. Detaylı açıklamalarda bulundu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sabahtan beri yoruldunuz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka gün görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sayın Bakanım dönüş mü? Bu saatten sonra bir programda bir şey yok herhalde. Yok. Ekip buradaki programı tamamladık. İnşallah başka programda. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle açalım beni. Arkadaşlar mikrofonlar. Cem. Kabına bas, neresine basacaksın? Kapat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Başkanım. Arkadaşlar gelsin. Gel herkes gelsin. Dernek yönetimi gelsin. Dernek yönetimi gelsin. Yönetimden arkadaşları şöyle alalım. Fotoğraf işi bitsin. Gelin arkadaşlar. Aşağıda kalın. Paratin gelir misin? Gelsin. Dernek yönetimindeki arkadaşlar gelsin. Tuncay Bey. Siz de gelsin. Selahattin abi. Efendim. Efendim. Şöylesiniz arkadaşlar.